Kırmızı geçmiş olsun ve dokunulmazlık koyunu. Hoş geldiniz. Güzel bir akış, yüksek bir enerjiyle. Evet arkadaşlar, her şeye rağmen güzel bir oyundu. Sizi de tebrik ediyoruz. Biraz sonra bir dokunulmazlık oynayacağız. Aranızdan biri dokunulmazlık alacak. Evet, Burcu neler düşünüyorsun? Yani şefim, ben takım çalışmasına uyumlu olmaya çalıştım. Yani kaptanın direktifiyle elimden geleni yaptım. Ama hani karşı taraf gol attığı için buradayız diye düşünüyorum. O şekilde. Ama seni biraz bir arka adım attığımı gibi gördüm. Kötü anlamda söylemiyorum yani. Huzursuzluk çıksın istemiyorum. Bu son oyunlar. Benim amacım söyledim. Her zaman lafımın arkasındayım. Bu haftayı huzurlu bir şekilde bitirmek. Elimden gelenin de fazlasını yapacağım. Gerekirse geri adım atacağım. Dilara. Şef, aslında benim normalde ana yemekteki malzemelerle kafamda iyi bir tabak vardı. Bunu da söyledim ama daha sonra hani Burcu'nun da ana yemekte kafasında başka bir tabak olduğunu söyleyince ben diğerini de yaparım, sorun değil benim için dedim. Ve o yüzden başlangıcı aldım. Daha önceden bildiğim bir tabağı aslında yorumlayarak yaptım. Maalesef başarılı olamadım. Yapacak bir şey yok, her zaman parlayamayız. Ama şu anda bunu telafi etme şansım var. Şu an parlamak istiyorum. Çok güzel bir tabak çıkartacağım bu dokunulmazlıktan. Şefim bu arada şey, ana yemeği ben yani Hasan'la birlikte, onun direktifiyle birlikte yaptık. Yani ben normalde yahni tarzı bir şey yapmak istiyordum. Sonra Hasan'ın tabak tasarımı gerçekten güzel oldu. O da dedi ki böyle yapalım. Ortak bir şekilde pırasayı kahraman yapacak şekilde yaptık. Yani ben istediğim ürün farklıydı. Farklı şekilde oldu. Hani kaptan, karşı takım daha lezzetli yaptı ürünleri. O yüzden kazandılar. Tebrik ediyorum. Onun dışında oyun başlarken de hani Burcu ve Dilara ana yemek işte başlangıç konusunda ben alayım, o alayım. Herhangi bir polemiğe girmediler bu arada. Sadece ben alayım dedi, o ben alayım falan oldu. Sonra ben ikisine de sordum. Polemik yoktu canım, kendi aramızda. Dilara dedi ki hani başlangıcı da yaparım, sorun değil dedi. Ben de o zaman dedim hani Burcu yahni tarzında bir şey yapmak istedi. Tamamıyla benim direktifim doğrultusunda tabak çıktı ortaya. Onun dışında tatlı da aynı şekilde. Dilara kendi bildiği şekilde yaptı. Yani hani kötü bir tabaklar çıkarmadık, bu beni mutlu ediyor ama karşı takım daha lezzetli yaptı. Biz de elimizden geleni yaptık sonuçta. Ki çok güzel yaptınız ya, dediğimiz gibi yani bir kere daha ellerine sağlık, ki mavi takım da ellerine sağlık çünkü 3 tabak. Yani çok başarılı, özellikle bence bu oyundan başlamadan önce yukarıda kaşık kazanan bir tabak var. Tasi'nin tabağı. Tekrarlarını sağlık. Sen nasıl hissediyorsun Tasi? Vallahi şef mutluyum açıkçası. Yani böyle gerçekten her birimiz ayrı ayrı evde düşünüyoruz, ediyoruz, çalışıyoruz ama hani böyle bunun karşılığını böylesine güzel ve akılda kalıcı bir şekilde almak çok daha güzel oluyor. Yani en azından MasterChef 2021 Türkiye'sinde baktığımızda pişmaniye yapmış bir genç vardı. Belki yarın öbür gün bunu söylersiniz. Bu da böyle kalır diye düşünüyorum. O yüzden gayet mutluyum. Sadece yani pişmaniye değil de onu da iyi bilmeni istiyoruz. Tabii. Yani o pişmaniye böyle çok üst düzey, aman dünyada yediğimiz en iyi pişmaniye. Güzeldi, teknik olarak çok zor bir iş zaten. Yapması da çok zor, sunması da çok zor. Ama tatlının balansı, yani Mehmet Şef'e kaşık attırmak öyle her bir pişmaniyeyle kaşık atmaz Mehmet Şef yani. Balansı çok iyiydi yani. Yukarıdan asit geliyor, aşağıdan taban. Kusura bakmayın sizin şeyinizi ben anlatıyorum ama sonuçta taban bir kaşık var. Atılıyorsa bunda hepimiz, kimse şark koymazsa atılıyor zaten evet. Yani.